Herkese selamlar dostlar. 21 Ağustos 2023 iddia tahammülleriyle hepinize selamlar. Bugün için 4 tane mücadelem var. O yüzden iyice bir araştırma yaptım. ideal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Skorlara ne kadar de değinmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Ve daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarını açıklayalım. Maç skoru yarışmamız Samsun Spor'la Fenerbahçe. Sizce ne olur? Burada Samsun tarafı gol atabilir mi? Maçın benim indeks benim değil indeks beklentisi 2-2'lik bir skor var. Ama bence Fenerbahçe burada 3-1 veya 2-1 ayarında bence kazanacaktır gibi geliyor. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazınız. Bilen bir kişiyi alalım. Galatasaray maçına 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Bilenler arasından 3 kişi aldık. Rasim Çelebi, Melih Tetik. Melih de olabilir bu. Melih de olabilir. Abdullah Başçı. Bu isimler arkadaşlar Benimle Instagram üzerinden iletişime geçsin. Instagram adresimiz ekranda. Instagram adresimiz Kangal Bey. Her türlü soru, görüş, öneri buradan benimle iletişime geçebilirsiniz Kangal Bey hesabından. Zaten bazen ses kaydı atıyorum, bazen de yazıyorum. Ama yazan herkese mutlaka dönüş yaptığımı da belirteyim. Ama gece oluyor ama sabah oluyor. Herkese dönüş yapıyorum. Herhangi soru görüş öneri gruplar hakkında bilgi için buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Cumartesinin yüksek mislerine bakalım. Cumartesi için 3 tane yüksek misli verildi. En soldan başlayalım isterseniz. Galatasaray maçına ben çok güveniyordum. Gülüş'ün oranı Avrupa'da 1.80'e kadar yükseldi. 1500 misli Galatasaray önerdim ben açıkçası. Güveniyordum da. Başarılı oldu. Galatasaray 2-0 gibi net bir yazdı. Bu arada sizce Galatasaray maçının da hakem nasıldı? Ben şöyle söyleyeyim. Trabzon bir açıklama yapmış. Gördüm bir, bir saat önce. Hakemi baskı altına aldılar falan bir şeyler. Hakem bence Galatasaray'ı net bir şekilde doğradı. Bence net bir şekilde doğradı. Kararlar, out'a giden topu, kornere giden topu out vermesi. Fualler, Trabzon'a kolay yük çalması. Bilmiyorum sizce görüşleriniz neler? Ben izlediğim objektif yorum yapıyorum bu arada. Neyse. Ondan sonra diğer yüksek mislimiz vardı. Avrupa için verdiğim yüksek mislisiydi. Liverpool alır ve bir üst çektiğini önerdim. Bin misli de bunu önerdim. Hatta çıkacak kadroyu bile kafamda planladım. Onlar da 3-1 gibi skorla kazanmasını bildi. Diğer yüksek mislim Avrupa yüksek misli Bin misli vermiştim onu da. Gülüyorsa mücadelesi bir buçuk üst. Galatasaray'ın bir golü. Dortmund maçına bir buçuk üst vermiştim. Dortmund 1-0 bitti. Zar zor canlıdan da maç sonu 1 almıştık zaten. Zar zor 1-0 bitti. Oradan başarısız olduk. Bunu da göstermek istedim. İdeal kombinlere baktığımız zaman da çok güzel bir ana kupon serimiz vardı. Bu ana kupon serisi dün sonlandı dostlar. Onu da ekrana getireyim. Galatasaray'ın ben galibiyetini almıştım. Güveniyordum Galatasaray'a. Doğrudan bir aldım ana kombine. Newcastle maçına da Newcastle'ın atacağı bir gol aldım. İkinci yarı öyle bir pozisyon kaçırdı. Dörde bir. Newcastle dörde bir yakaladı atamadı. Saçma bir pozisyon hale getirdi. Joelinton olması lazım. Buradan bu kombinemiz de başarısız oldu. Canlılarda da devam ediyoruz. Canlı maçlarda elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz. Zaten canlılarda özellikle ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Hatta ben sizlere bakın Herkes açık Telegram kanalı bu. Herkes açık. 5200 kişilik grup. Bugünün yüksek misisi vardı. Bu içeride onu atmışım. Demişim ki F4 mücadelesine toplam gol 1.5 yüz. Herkes açık gruba atıyorum bunu. Alın demişim. Aldılar mı içeride? Hep birlikte sevindik burada. Devam ettik. O geldi. Nice mücadelesini takip ediyorum. Şu an ekranda mesela Aston Villa maçı bile açık. Şu an bile video çekerken bile maç izliyorum. Öyle söyleyeyim. Nice mücadelesine dedim ki en çok gol ikinci yarı gelir. Hem Mofi yedekmiş hem de oyun tat vermiyor. İkinci yarı iki gol oldu zaten. İçeri aldık bunu da. Feyenoord maçı geldi. Ondan sonra Aston Villa mücadele. Devre bitti yazdım ki. Dedim ki Aston Villa kitap gibi oynuyor. İlk yarı 0 bitti. Şu anda maç 4-0. 98. dakika artı 9 vermiş hakem de. Dedim ki ev sahibinin için 3. golü gelir. Altına da riskli yazmış. Sıradaki golü de Aston. Bak hepsi içeride. 4'te 4'te tertemiz kapattık. Yani buraya da yazdım ki. Buranın kazancı yeterli. 4'te 4 yaptık zaten. Kazanç sağlayanlar bereket versin. Bundan sonra gruplarımıza devam edeceğiz şeklinde yazdım. Şimdi sizlerden ricam videoyu açsanız like'lardır. Beğenilerinizi bekliyorum dostlar. Şöyle artı 300'ün üstüne yine çıkabilirsek çok güzel olur. 2 saniye zarip like atarsanız bizler için yeterli olacaktır. Torino ile Cagliari mücadelesi. Cagliari geçen sezon düşmüştü. Bu sezon tekrardan yükselmeyi bildi. Teknik adamıyla birlikte devam ediyor. Takımda gidenler var. Mesela Bellanova transfer oldu. 7 milyon euroya. Sizce kime transfer oldu? Torino'ya. Yani Cagliari'nin en önemli stoperini burada Bellanova'yı Torino almış oldu. Torino'nun kadrosuna baktığımız zaman da ciddi manada yani Serie A'da bu takımı kolay kolay evinde yenemezsin. Inter, Milan'ı, Napoli'si. Onu söyleyeyim. Çünkü kadro kalitesi çok yüksek bir takım bence. Hatta bazı oyuncular Vlasic gibi oyuncuların bunların bonservisi alındı. Güzel paralara verildi. İleride şu an Vlasic, Radonic, ileride Sanabria olabilir. Bir de Ilic sanırım onun da bonservisi alın, alınıldı. Bellanova geldi aynı şekilde onu da belirtelim. Cagliari'den. Ben burada Torino galibiyeti bekliyorum. Doğrudan Matsu'nun biri sizlere 1.47 gibi orandan öneriyorum. Fakat mücadelede benim skor beklentim. Bakın 2-0-2-1 ayarında bir Torino galibiyeti. Eğer siz taraf başına gitmek istiyor yüksek oranıyla bu mücadeleyi toplam gol aralığı 2-3 golde 1.78 gibi orandan da alabilirsiniz. Benim skor beklentim 2-0-2-1 ayarında bir Torino galibiyeti olduğunu da belirteyim. Ankara gücü Adana Demir mücadelesi baktığınız zaman çok gollü geçecek bir mücadele değil mi? Öyle olması lazım yani. Bu maçta gollü geçmeyecekse niye geçsin? Fakat KG varın oranı 1.22. 2.5 üstün oranı 1.26. Şimdi iddiacı adam ne yapsın? Burada ben size tamamen söyleyeyim. Bu tamamen diyor ki iddia. Gidin diyor kardeşim kaçaktan oynayın bu maça. Yani Avrupa'dan yasaklı. Ceza yerseniz de umurumda değil mesela. Böyle bir yapı var şu an. Yani 1-20 açmak ne demek? Şöyle bir durum var. Maç hakkında konuşalım. Hem Tolunay Hoca hem de Kluivert Hoca bunların ikisi de öncelikle pozitif futbola kafa yoran insanlar. Pozitif futbol olduğu için mücadelenin golü geçmesi tabii ki beklenme var. Üst bunlara gidebiliriz. Şöyle bir ideal alabiliriz bence. Hem var hem üst seçeneği var ya. 2.5 üstünde var. Onun da oranı 1.33. Ona da bile çok oran açmadılar. 1.33. Mücadelenin şu an indeks beklentisi 3-2. Her iki tarafı da 3-2 veya 2-2 skorlar. Onu da belirteyim. Ama biz şöyle yapsak daha mı iyi olur? Sizlere de sormuş olayım ben burada. Yani hem ev sahibi 1.5 üstü 1.63 hem de deplasman 1.5 üst 1.60. Ben burada öncelikli olarak deplasman 1.5 üstü biraz daha yakınım. Fakat Adana Demir'in çok önemli genk maçı var. Genk deplasmana girecekler. Ayın 24'ünde oynanacak bir mücadele. O yüzden bu maç biraz sıkıntı olabilir mi? Yani onu düşünüyorum. Yani Avrupa'ya daha önem verir ama burada da oynar gibi geliyor. Deplasman 1.5 bir 1.60'dan. Yani böyle bir değerlendirme de yapabilirsiniz. Samsun Sporla Fenerbahçe. Bu maçın maç konu sizlere sorduk. Ben Samsun tarafının atacağı bir gol var gibi düşünüyorum açıkçası. Hem Fenerbahçe'nin savunmasının tam oturmamış olması hem de kaleci Altay'ın kafasında bence Fenerbahçe'yi tamamen bitirmiş olması kaynaklı. Fenerbahçe gol yiyebilir bu maçta. Fakat biz tabii ki burada ya yani tabii maç üst olursa bile Fenerbahçe'nin atacağı goller üst olacaktır. Samsun'dan ben burada bir gol bekliyorum açıkçası. Mücadelede 25 üst seçeneğini ben değerlendirdim. 1.39. 39 hem Samsun'un atması hem de Fenerbahçe'nin zaten tek başına bile 3 gol potansiyeli de var. Mücadelenin gariptir. Benim kendi yararlandığım Avrupa sitesinde 2-2'lik bir skor bekleniyor. Ama Fenerbahçe'nin ben kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. 2.5 üst 1.39'dan değerlendirme altına alınabilir bu mücadeleyi Onun dışında neler yapabiliriz diye baktığım zaman da mücadele ilk yarısı bence hızlı başlayabilir. İlk yerden gelecek 2 gol de burada ilk yarı 1.5 üst oranı 0 6. Bu da bence yüksek orandan değerlendirebilir. Benim skor beklentim burada 3-1'e yakın. Yani 2-1 veya 3-1 ayarında. Fenerbahçe'si galibiyeti gelebilir. Fenerbahçe tarafında olduğumuzu da belirtelim bu maçta. Değerlendirecekler bol şanslar. Son mücadelem Crystal Palace'ta Arsenal mücadelesi. Zor bir mücadele. Ciddi manada zor bir mücadele. Yani Crystal Palace kendi evinde diş geçirmek oldukça zor. Hem de burada gol atma ihtimali var. Ben açıkçası bu maçtan taraftan çekindim. Yani ben bu maçtan taraftan çekildim. Gol bahsine yöneldim ve yüksek oranını almak istedim. Arsenal burada galibiyeti oynayacaktır. Fakat Arsenal tarafında bazı eksiklikler var. Bu eksiklikler sıkıntı yaratabilir. Özellikle Zinchenko'nun bu maçta olmaması. Gabriel Jesus'un bu maçta olmaması. Timber'ın bu maçta olmaması, sakatlandı. Yani biraz Arsenal tarafından biraz sıkıntı olabilir. Evinde de iyi oynayan bir oturmuş bir Crystal Palace var. Ben burada 2-1'lik bir Arsenal galibiyeti çıkar diye düşünüyorum. Benim tek skorum burada 2-1 Arsenal galibiyeti. Ama ben yüksek orandan alacağım. 1.80 gibi orandan 2-3 gol tercihini sizlere tek tercih olarak öneririm. Mücadelede bir Arsenal galibiyeti de çıkabilir. Bu Arsenal galibiyeti de 2-1 skora göre de çıkabilir. Benim bir skorum burada 2-1. Yani deplasman 1-3 müste veya e, MS 2'ye gitmedim. Öyle bir gidiş olabilir. Fakat Crystal Palace da ağır taştır biraz. Evinde zorlu bir rakiptir. Oturmuş bir takım da var. Yani şu olası 1-1 sürprizden de kaçarım. 2-1 sürprizden de kaçarım Crystal Palace adına. 2-3 gol benim burada e, yüksek oranlı tek tercihim. Mücadele skor beklentide zaten benim 2-1'lik bir Arsenal galibiyeti olduğunu belirteyim. 4 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlarından skorlarına kadar anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Şansımız bol ve daim olsun diyorum. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.